Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi baba ocağı Siirt'in Şirvan ilçesi Nallıkaya Köyü'nde defnedildi. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Nallıkaya Köyü'ne getirilen şehit Bağra'nın cenazesi köy camiinde bulunan cenaze namazının ardından helallik için baba evine götürüldü. Şehidin ailesi ay yıldıza sarılı şehidin naaşına sarılarak Kürtçe ağıt yaktı. Vatandaşların omuzlarından evden çıkarılan cenaze daha sonra defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü. Okunan duanın ardından cenaze toprağa verildi. Törene Şirvan ilçesinin çevre köylerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenleyeceği toplu açılış töreni öncesinde vatandaşlar meydanları doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen toplu açılış töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Artık CHP ve şürekası bırakın ortaya fikir sunmayı, Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar, nal! Zaten yaptıkları bir şey yok. Ortaya koydukları bir eser yok. Sadece laf, laf, laf. Sadece iftira, iftira, iftira. Hepsini açacağız. Ve bu arada Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka bu iktidarın bir derdi yok. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Balıkesir'e geldi. 9. Ana Jet Üssü'nü denetleyerek Balıkesir ziyaretine başlayan Bakan Akar daha sonra şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Akar 7 yılda 35 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Balıkesir Polis Evi'ndeki yemekli programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası ortamda özne haline geldiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu kapsamda ülkesinin ve milletinin egemenliğini, bağımsızlığını ve menfaatlerini korumak için kendisine verilen görevleri yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Bizim tabii bu arada yaptığımız en önemli... Son yıllarda TSK'nın görev ve sorumluluklarının arttığına işaret eden Akar, son dönemde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyon ve tatbikatlarının icra edildiğini dile getirdi. Ülkemizi, milletimizi, 85 milyon vatandaşımız... Bakan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen TSK'nın dimdik ayakta durduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle yaptığı buluşmanın ardından Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti, BBP ve MHP ile il başkanlıklarını ziyaret etti. Liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Siz... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyaretleri sırasında esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bağcılar'da Türk bayrağının üzerine ayaklarıyla basarak çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu gözaltına alındı. Şüpheli, devletin egemenlik ve alametlerini aşağılama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bağcılar'da Türk bayrağı üzerine ayaklarıyla basarak çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı denetim sonucu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ...15 Ağustos pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 26 kuruş zam gelecek. Abi. Fiyat değişikliğinin ardından motorin yeniden 24.44 TL'ye yükselecek.
Petrol fiyatları ve dolarda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Dün benzine gelen zamın ardından hafta başında motorine de zam gelecek. Benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine 3 gün önce 81 kuruş zam gelmişti. Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi. İzmir açıklarında sabah saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7000 kilometre olarak ölçüldü. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5 nokta büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır denildi. İzmir'de sabah saatlerinde kısa aralıklarla peş peşe 3 deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından 5 şiddetinde bir deprem meydana gelirken son olarak da saat 06.30 sularında 2.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Mersin'de bir tırda yapılan aramada 310 kilogram halinde paketlenmiş 3 milyon adet Keptagon uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Tırın yakıt deposuna yapılan özel bölmeye saklanan keptagonlar tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken, Gökbey ismi verilen film gibi operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den gelen bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Türkiye'ye giren tırı saniye saniye izlemeyi alan polisler boş olarak geldiği Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi otoban çıkışındaki hal kompleksi kavşağında durdurdu. Bilek isimli narkotik köpeğinin de katıldığı Gökbey operasyonunda tırın yakıt deposunda oynamalar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen tırın yakıt deposunda Zula olduğu belirlendi. Ekipler tarafından açılan bölmede poşetler içinde paketlenmiş 310 kilogram halinde 2 milyon adet Keptagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplar bulunduğu yerden tek tek çıkarılırken film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Uyuşturucunun Suriye'den alınıp Avrupa ülkelerine gideceği öğrenildi. Katil İsrail, Filistin'in başkenti Kudüs'te silahlı kişiler tarafından bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan ve ağlama duvarı olarak adlandırılan Burak Duvarı yakınındaki otoparkta silahlı kişiler bir otobüse ateş açtı. Siyonist İsrail yetkilileri olay nedeniyle 7 kişinin yaralandığını belirtirken yaralıların hastaneye sevk edildiği duyuruldu. Yetkililer ayrıca olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini duyurdu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangın Taşhan mevkiinde 16 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalara başladı.
Şişli'de İSKİ tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz ana dağıtım borusunu delmesi sonucu yaşanan patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi tarafından yürütülen atık su bakım onarım çalışması sırasında asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi doğalgaz ana dağıtım borusunu delmişti. Delinmenin ardından doğalgazın borudan basınçla çıkması nedeniyle çevrede panik yaşanmıştı. Boruyu delen operatör ise iş makinesiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İKTAŞ ekipleri sevk edilmişti. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak gaz sızıntısının yaşandığı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatmıştı. İKTAŞ görevlileri vanayı kapatarak gaz akışını kesmiş, tadilat yapılabilmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca borudaki doğal gazın boşalması beklenilmişti. Biriken gazın tamamen boşalmasının ardından boru ekipler tarafından tamir edilmişti. Bursa'da kamyonetin arkasında oturan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müzisyen gençler kamyonetin arkasında adeta canlarını hiçe sayarak düğüne gitti. Bir başka görüntüde ise kamyonetin arkasında çoğunluğu çocuklardan oluşan kalabalık grubun tehlikeli yolculuğu yer aldı. O anlarsa arkadan gelen bir aracın içerisinden cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Bursa Valiliği'nin uyarısı sonrası şehir merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Bursa'da beklenen sağanak yağış hayatı felç etti. Şehir merkezinde rögar kapaklarının tıkanması sonucu bazı yollar suyla kaplanırken trafik akışı yavaşladı. Belediye ekipleri meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için tıkanan rögar kapaklarını açtı. Bursa Valiliği'nden sabah saatlerinde yapılan bildiri sonrası yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa çareyi otobüs duraklarında sığınmakta buldu. Öte yandan yağış nedeniyle şehrin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Kağıthanede araçla gelen 3 şahıs önceden babasını tehdit ettikleri genci sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Biber gazını sıktıktan sonra kucaklayarak araca sokmaya çalıştıkları genci çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken polis kimliğini tespit ettiği zanlıların peşine düştü. Olay dün saat 11 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden çıkan genç babasının iş yerinin olduğu sokağa geldi. Burada bir süre yürüyen genci arkasından takip eden bir şahıs yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Direnmesi üzerine araçla gelen iki şahıstan biri de aşağı inerek genci yere düşürdü. Bir süre sürükledikleri genci karga tulumba kucaklayan iki şahıs getirdikleri araca bindirmeye çalıştı. O esnada sesleri duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar şahıslara müdahale etti. Son anda araçtan düşerek kurtulan genç ardından ayağa kalkarak aracı bir süre kovaladı. Yaşananlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları kent güvenlik yönetimi kameralarına yansıdı. Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Temmuz ayı içerisinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.
Kilosu 800 TL ile 1000 TL'den alıcı bulan kuru bamya fiyatlarıyla adeta gram altınla yarışıyor. Bamya çiçeğimiz böyle. Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu 800 ile 1000 TL arasında satılıyor. Mevsiminde sabah güneşi görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Taze bamyanın kilosu pazarda 40 TL'den satışa sunulurken bin bir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Şu anda elimizdeki mahsulleri eski mahsul zaten, geçen yılın mahsulü. Bundan dolayı şu anda biz bunu 800 TL ile 1000 TL arasında müşterilerimize veriyoruz. Ama bize söylenen şu, yeni sezonda bize gelişi 1000 TL olacağını söyleniyor. Tabii bunu zaman gösterecek. 800'e mi satarız, 1000 TL'ye mi satarız, 1250 TL'ye mi satarız? Tabii bunu talep, yoğunluk, arz talep ilişkisine bağlı. Bakalım zaman içerisinde bunun ne kadar yüksek mi, daha az mı, talep var mı, yok mu, ne kadar mahsul var veya mahsul çok az çıktığı zaman fiyatlar yükseliyor tabii ki. Onu da zaman içerisinde göreceğiz tabii. Türkiye'nin en sıcak illerinden olan öğle saatlerinde sokakların neredeyse boş kaldığı, yüksek nem yüzünden nefes bile alınmakta zorlanılan Adana'da kebap ustaları 60 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışıyor. Adana'da hava sıcaklığı gün içerisinde termometrelerde 45-47 dereceyi bulurken, kebap ustaları da ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 60 derecede güçlükle çalışıyor. Sabah 07'de yanan yangın gece 00'a kadar sönmüyor. Günde yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalar da iki vardiya halinde en az 8 saat mangalın başında kalıp ter döküyor. Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Muş'ta ilkbahar mevsimini hayvanlarıyla yüksek ve serin yaylalarda geçiren besiciler, peynir ve tereyağı üretim dönemini tamamlayarak dönüş yolculuğuna başladı. İlkbahar mevsiminde hayvanlarını otlatmak amacıyla Kırköy beldesinden serin ve yüksek rakımlı yaylalara çıkan besiciler, yaklaşık 4 ay boyunca hayvanlarını bereketli yaylalarda besledi. Bu süreçte peynir, tereyağı, yoğurt ve diğer hayvansal ürünleri elde ederek satışını yapan besiciler, yayla sürecini tamamlayarak dönüş yolculuğuna başladı. Küçükbaş hayvanlarıyla beraber zorlu dönüşe geçen besiciler üretime köylerinde devam edecek. Uludağ'da dağlık ve ormanlık alanlara kurulan foto kapanlarla yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla dağlık ve ormanlık bölgelerindeki bazı noktalara foto kapanlarla birlikte yanlarına yemekler yerleştirdi. Yiyeceklere gelen hayvanlar, yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı foto kapan çalışmalarıyla türlerin yayılış anları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Ormanlık ve dağlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara yiyecek arayan ayı, tilki, geyik ve kurt gibi hayvanlar yansıdı. Fotokapana yansıyan bir diğer görüntüde ise anne ayının ayağının aksak olması dikkatlerden kaçmadı.